Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katil Yunus Emre geçti. Hayvan büro amirliği aracılığıyla üzerinde siyah poşetle birlikte getirildi. Önce söyleyelim, o ceset torbası sevgili arkadaşlar. Ekrana vereceğim şimdi size. Yani gerçekten polisin elinden silahı alıp hem polisi yaralaması, hem polis memuru Şeyda Yılmaz'ı öldürmesi ilginç. Yani polis memurunun eline silah olmadan silahını alabilen genç bir sokak çetesinin mensubu sevgili izleyiciler. Şimdi vereceğim ekrana. Yani resmen söyleyelim, ceset torbasıyla emniyete getirilmiş. Tamam. Sakin, sokmayın kimseyi. Araya kimseyi sokma. Polis memurunu şehit ettiği sorulmuş. Yok öyle bir şey demiş. Yani sözde vurmamış kendisi. Ama gördüğümüz kadarıyla kolu kırılmış, kolunu kırmışlar. Önce onu söyleyelim. Ama siyah bir poşet içerisinde niye ise buraya konulurken sen öldün diye konulmuş. Onu söyleyelim. Benim gördüğüm. Ama bu yaşayacak sevgili izleyiciler. 10 yıl mı yatacak? 20 yıl mı yatacak? 5 yıl mı yatacak? Aflarla beraber dışarı çıkacak. Yine adam öldürmeye devam edecek. Bu polis öldürdüğü için de şeyde şu anda söyleyelim havasından geçilmeyecek. Cezaevine girdiğinde itibarlı bir mahkum olacak. Polis öldürmüş bir mahkum ve çok büyük ihtimalle farklı bir şekilde de itibar görecek. Onu da söyleyelim. Şöyle paylaşayım. Sokak çeteleri polisin silahını gasp etti ve bu genç polis memurunu şehit etti sevgili izleyiciler. Bu şimdi 16-19 yaş aralığında çocuklar var. Çeteler dolu. Ve bu çeteler açık söyleyelim bir dönemin Polat Alemdarlığı özenmiş çocuklar bunlar. Adam öldürmeye, adam yaralamaya, her türlü işi yapmaya hazırlar bu çocuklar, genç çocuklar. Ve her mahallede, her sokakta, her caddede, her ilde, her kasabada bu güruh kalabalığı çeteciliğe özenmiş ve baktığınızda hepsinin tipleri birbirine benzediklerini görebilirsiniz. Ve hazırlar her şeyi yapmaya. Önce onu söyleyeyim. Bu da Türkiye'nin nereden nereye geldiğini gösteriyor. Ve tabi bu arada ilginç cinayet haberleri veriyoruz. Bir haber daha vereceğim özellikle size. Yani nedir bu haber? Sevgili izleyiciler, o kadar ilginç ki bu haber. Hemen şöyle geleyim. Ya babasını öldürmüş. Silahla babasını vurmuş sevgili izleyiciler. Ama aynı zamanda babasını vurduktan sonra da parça parça dilimlemiş, kesmiş yani. Sonra da atmış. Bu aynı haber daha önce de paylaşmıştım. Buna benzer bir haberi biliyorsunuz, hatırlayacaksınız. Yani nereye geldi ki? Ve bu, tabii bu tür haberlere bakınca polis memurunu, genç polis memurunu şehit eden sokak çetelerine bakınca, gencecik çocuklar bunlar bakınca, Dilan Polatlara da bakıyorsun bir tarafta. Bir tarafta bir adalet sistemi var. Anneleriyle cezaevinde büyüyen çocuklar var. Bankaya 100 lira yatırdı diye yıllardır cezaevinde yatan, işte FETÖ'cü diye bir söyleyin kermese katıldı diye, bir gazeteye, dergiye abone oldu diye, en üstteki bulunmuş olanlar, okullarını bitirmiş olanlar, gözyaşları dökenler, çorbalara gözyaşları dökenler ise sevgili izleyiciler, iktidarın etrafında gezmeye devam ediyorlar. İhale almaya devam ediyorlar. ve cinayetler devam ediyor. Sokak cinayetleri devam ediyor. Trafik magandaları, haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik. Ama Dilan Polatlar da cezaevinden çıkıyorlar sevgili arkadaşlar. Ve Dilan Polat tahliye olduktan sonra eşi Engin Polat'a demiş ki seni çok seviyorum. Yarın gelince konuşuruz zaten yapman gerekenleri. Yani Engin Polat'ın da tahliye olmadan evvel cezaevinde bir mektup yazıyor. Diyor ki geleceğim seni çok seviyorum. Yarın gelince konuşuruz. Neler yapman gerekeni de anlatacağım sana diyor. Ve diyor ki canım sevgilim çok şükür bitti. Hepsi geçecek. Bugünlerde bitecek. Hiçbir şeye kafanı takma. Bol bol yemek ye. Çocuklarımızla ilgilen. Yarın geleceksin. Hala hayal gibi. Çok şükür sevinçten her yerim ağrıyor. Dayak yemiş gibiyim. Seni çok seviyorum. Yarın gelince konuşuruz. Zaten yapman gerekenleri. Seni seviyorum. Allah'a emanet ol. 9 ay 18 gün kaldım burada. Beni bitirdin. Maymun ettin beni. Oh be şimdi ben de rahat yatacağım. Engin'in bana ben çıktıktan sonra yazdığı diye paylaşmış bunu sevgili arkadaşlar. Yani ben şunu söyleyeyim. Dilan Polatlar, Engin Polatlar bu ülkede bitmeyecekler. Ama utanmayacaklar da. Ve eskisinden daha itibarlı olacaklar. Daha zengin olacaklar. Daha üst düzeyde ağırlanacaklar. Milletimiz peşinden akacak. Milletimiz Dilan Polat için popstar gibi davranacak onlara. Ve itibar etmeye devam edecekler. Onlar da dünkünden hiç ders çıkarmamış bir şekilde aynı görgüsüzlüklerine devam edecekler. Dikkat edin paylaşımlarına bakın. Göreceksiniz. Ve bu mektubu paylaşıyorlar. Engin'in bana ben çıktıktan sonra yazdığı demiş. Yani Dilan ona özel bilgiler, Engin ona özel bilgiler. Düşün şimdi. Engin Polat cezaevinde diyor ki gel buraya ben sana anlatacağım neler yapacağını, yapman gerekenleri. Yani mektupta yazmıyorum sana diye. Yani o ona yapması gerekenleri anlatıyor. O da ona yapması gerekenleri anlatıyor. Ya. Ve şunu söyleyelim. Ceza alsalar bile sevgili izleyiciler vergi suçundan dolayı bir ceza alacaklar. Yattıkları da aldığı cezayı karşılayacak. Bir de para cezası uygulayacaklar. Ondan sonra yürü Allah. Yine aynı sistem devam edecek. Of. Engin Polat Ali Koç'u istifaya davet etmiş. Ya arkadaşlar Ali Koç ne yapsın? En iyi futbolcuları alıyor. Dünyanın en iyi antrenörünü getiriyor. Daha ne yapacak? Çıkıp top mu oynayacak yani? Ne yapacak Ali Koç? Ah. Yani utanmaz ve arsızlıklarda üzerlerine evet Ece aynen katılıyorum. Ali abi deveye diken bu milleti seven yarıyor. Bu milleti silkeleyeceksin abi. Silkelemeden olmuyor yani. Ne yapalım? Ne diyeceksiniz ki? Vallahi Esad af çıkarmış sevgili arkadaşlar. Erdoğan'ın çağrısı karşılık bulmuş. Gazeteler böyle demeç veriyorlar. Böyle manşet atıyorlar. Böyle haberi görüyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün ABD'ye gitmeden önce yaptığı milyonlarca Suriyeli vatanlarına dönmeyi bekliyor çağrısının ardından Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad beklenen adımı attı. Kanun hükmünde kararname yayınlayan Esad iç savaş nedeniyle yurt dışına kaçan vatandaşların ülkelerine dönmesine izin verdi. Dönmeyecekler sevgili izleyiciler. Dönmeyecekler. Ve AK Parti bunu bir seçim yatırımı olarak kullanacak. Suriyeliler gitmeyecekler ya. Bu siyasal iktidar da zorla göndermeyecek. Hadi görün. Esad af çıkardı. Nereye gidecekler? Bir bölgeyi PYD kontrol ediyor. Bir bölge şeyler kontrol ediyor. İslamcı teröristler kontrol ediyor. Onların kontrol ettiği bölgeyi Türkiye kontrol ediyor. Esad bir bölgeyi kontrol ediyor. Hatta IŞİD'in küçük bir kontrol ettiği bölge var. Nereye gidecekler? Esad diyor ki yabancı güçler çekilsin. Kimse de çekilmeyecek. Amerika'da çekilmeyecek, Rusya'da çekilmeyecek, İran'da çekilmeyecek, Türkiye'de çekilmeyecek. Yani bu böyle bize sadece gaz olarak yedirilecek. Tabii bu arada Erdoğan'ın çağrısı karşılık bulmuş sevgili arkadaşlar. Şimdi Bakın çok ilginç bir haber okuyacağım. F-35 satışına yeşil ışık yakan ABD'den çarpıcı incirlik şartı. ABD Türkiye F-35 savaş uçağı satışının önündeki engeli kaldırmak için yeni bir teklifte bulundu. Yunan medyasında yer alan haberlere göre Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerinin incirlik üstünden ABD kontrolündeki sektöre nakledilmesi karşılığında Türkiye yeniden F-35 programına dahil edeceklerini belirtmiş Amerika Birleşik Devletleri. Hiçbirini birbirinden bağımsız görmeyin. Suriyeliler burada kaldığı gibi bu ülkenin topraklarına daha milyonlarca mülteci gelecek sevgili izleyiciler. Filistinlisi gelecek, Afganlısı gelecek, Roundulusu gelecek, Afrikalısı gelecek, AB ile yaptığımız anlaşma gereği rezerv mülteci ülkesi olduğu için gelecek, İngiltere ile yaptığımız için gelecek, gelecek oğlu gelecek. Çünkü kafayı koydular. Ümmetin merkezi burası. Hepsi de ümmetin parçası zaten. Afganlısı da ümmet, Afrikalısı da ümmet, Suriyelisi de ümmet, Filistinlisi de ümmet. Ümmet oğlu ümmet abi. İranlısı da ümmet, ümmet. Yani hepsi buraya gelecekler ümmetin parçası olarak. Boşuna mı 210 milyon nüfus dediler? Boşuna mı 2050'de 105 milyon nüfusumuz olacak? 105 milyonda misafirimiz olacak? Devlet Bahçeli boşuna mı dedi 28 Mayıs seçimlerinden sonra Türkiye 100 milyon 100 il sözünü boşuna mı söyledi? İnşallah Türkiye değişmez diye boşuna mı söyledi sevgili izleyiciler? Her şey ayarlanmış. Yani zarlar hileli, muhalefet hileli. Muhalefet donundan, midesinden, gırtlağından, videolarıyla, seks kasetleriyle, aşk ilişkileriyle, parayla satın alınmış. Ne diyeceksiniz ki? Yani memleketin bütün kaleleri zapt edilmiş. Aynen böyle. Vatanından vazgeçtik artık. Biz de sana F-35 verelim. Nasılsa kabul etmediğiniz şey yok. Bu ne ki? Devede diken, milleti silkeleyen. Silkelemek güzel bir şey. Aynen öyle. Modern kavimler göçü. Sevgili arkadaşlar, burada aş ekmek için geliyorlar. Su var diye geliyorlar. Barınma var diyorlar. Toprak diye geliyorlar. Buğday var diye geliyorlar. 280 gölün 186'sı kurumuş sevgili arkadaşlar geçen yıl. Susuzluk sorununca karşılaşacağız önümüzdeki 50 yıl içerisinde. Bakın 50 yıl susuzluk sorunu, buğday sorunu, barınma sorunu, açlık sorunuyla karşılaşacağız. Ama bu ülkeye de aynı zamanda Afganlar olmazsa, hayvancılık olmaz, Suriyeliler olmazsa, tarım olmaz, Suriyeliler olmazsa sanayi olmaz, Suriyeliler olmazsa fabrikalar çalışmaz. Verin gazı, bir taraftan da gidecekler diye propaganda yapıyor. Göndermeyecekler. Sadece yükselen tepkiyi azaltmak için algı oluşturuyorlar sevgili arkadaşlar. Algı. Sadece algı oluşturuyorlar. Yani bu AK Partililer algı oluştururken de mangal keyfi yapmaya devam ediyorlar. Millet evine ekmek götüremiyor, faturasını ödemiyor, çocuğuna sabah kahvaltısı hazırlayamıyor ama utanmadan o mangal keyfi görüntülerini paylaşmaya devam ediyor. Ali abi silkelenmeyi Bahçeli daha güzel söylüyor demiş. Ben de şey mi yapsam acaba, yani söyleyemesem de söyleyebilirsem mi?